Filiz Keresecioğlu, sizinle birlikteyiz. Hoş geldiniz Medya Box'a. HDP İstanbul Milletvekilisiniz aynı zamanda ve Türk Delegasyonu'nda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin yeni üyesisiniz. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi burada özellikle konuşmak istediğimiz konu kadına karşı şiddet konusunda parlamento tarafından kurulan bir network var. Ve siz oraya seçilen bir şu an parlamenterimizsiniz, üyesisiniz. Evet. Ve sizin bu konuda çalışmalarınız olduğunuzu da biliyoruz. Bize kısaca bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii ben 30 yıl boyunca avukatlık yaptım ve genelde kadın hakları, avukatlık hepsi birlikte yürüdü. Özellikle 1987'de düzenlediğimiz dayağa karşı yürüyüş ve kampanya, ardından da kurduğumuz Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, ki tek bağımsız sığınak aslında Türkiye'de feministlerin uyguladığı, işlettiği, çabaladığı. Bunların kurucularından biriyim. Ve İstanbul Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi'nin de aynı zamanda kurucularından biriyim. Bu baronun Kadın Hakları Merkezi'nde de şiddete uğrayan, erkek şiddetine uğrayan kadınlara hukuki destek veriyoruz. Bu da ciddi, önemli bir çaba, özellikle Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan kadınlar için. Hem kadınlar hem de LGBT organizasyonlarla birçok kampanyalarda yürüttük. Bunlardan en önemli ikisi Medeni Kanun değişikliği ve Ceza Kanunu'ndaki değişiklikler. Özellikle Ceza Kanunu'nda kadına karşı olan suçlar sanki devlete, topluma ya da işte aileye karşı işlenmiş gibi addediliyordu. Bunun değişmesinde önemli rolümüz oldu. Ceza Kanunu platformu olarak ve oradaki ceza, kadınlara yönelik cinsel şiddet suçlarının tamamen değişmesini, ayrımcı hükümlerin ayıklanmasını sağladık bu anlamda. Bir de kendi hayatımdan aslında Kadınlar Vardır diye bir belgesel film yaptım. Osmanlı'dan o güne, 1995 yılında yaptığım belgeselde kadın hakları mücadelesini anlatmak için ve aynı isimde Kadınlar Vardır adlı bir şarkım var, bestelediğim. İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir sözleşme. Ben özellikle bunun Türkiye'de yeterince uygulanabilmesi ve denetlenebilmesi için de çalışmak istiyorum. Bu network'te de yer almamın en önemli nedenlerinden birisi bu. Bana burada yer verdiği için de ayrıca arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz de size katılımınız için çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz yeni döneminizde.